Evet, merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz diyeyim. Arkadaşlarımızı bekleyelim. Malum atama dönemi yoğun soru olacak biliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlarımızı davet edelim. Bugün çok önemli bir şahsiyet bizimle arkadaşlar. Profesör Doktor Sefer Aycan. Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hocamız bizlerle olacak inşallah. Arkadaşlara duyuralım hep birlikte. Yayında sıkıntı var mı? Öncelikle onu bir soralım arkadaşlar. Evet, bir yorum yapabilir miyiz? Yayında sıkıntı var mı arkadaşlar? Evet, Muhammed Batı Hocam, Güllü Hocam merhabalar. Merve Hocam merhabalar. Evet, değerli arkadaşlar, öğretmenler için çok uğraşan, gerçekten elinden geldiğince mecliste sesimizi duyuran milletvekilimiz Sayın Sefer Aycan'la birlikte olacağız şimdi arkadaşlar. Sizleri bekliyoruz. Kendisine sorularımızı yönelteceğiz. Kendisi de bizler için gerçekten beden eğitim camiası içinde çok uğraştı. Soru önergesi verdi. İlkokulda beden eğitimi derslerinin girmesi için, beden eğitimi öğretmenlerinin girmesi için çok uğraştı. Sağ olsun. İnşallah da onların desteğiyle de gireceğiz arkadaşlar. Canlı yayınımızı arkadaşlara duyuralım. Bugün sizlere Diyarbakır'dan Mahabat kafeden sesleniyorum arkadaşlar. Bugün buradayız. Selam olsun Diyarbakır'a da, Diyarbakırlara da arkadaşlar. Evet, toplandık. Hocamızı çağıralım. İstek atalım hocamıza. Evet, şimdi hocamızı bekliyoruz arkadaşlar. Evet, hayırlı akşamlar Sayın Hocam. Merhaba. Milletvekilim. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız Sayın Vekilim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Öğretmenlerin sevdiği birisiniz gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Allah Sağ razı olun. olsun. Öğretmenleri çok seviyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. İnanın mecliste sesimizi duyurmak çok zor ama sizler bizlerin sesi oldunuz. Allah hepinizden razı olsun gerçekten de. Sefer Aycan'ı tanıyalım Sayın Hocam. Sayın Vekilim, hocam diyorum kusura bakmayın. Ağız alışkanlığı Sayın Vekilim. Nasıl isterseniz, nasıl Allah razı isterseniz. olsun. Çok teşekkür Ben de ederiz. Sefer Aycan kimdir? Bir tanıyalım. öğretmenim. Evet. Teşekkür ederim. Tüm öğretmen arkadaşlara selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum öncelikle. Onlarla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Buna aracılık ettiğiniz için de size teşekkür ederim başta. Allah razı olsun. Ben Kahramanmaraş doğumluyum. Kahramanmaraş milletvekiliyim bildiğiniz gibi. Kahramanmaraş doğumluyum. Tıp fakültesine kadar da Kahramanmaraş'ta büyüdüm, orada okudum, liseyi orada bitirdim. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra da orada kaldım. Halk sağlığı alanında ihtisas yaptım. Sonra da öğretim üyesi olarak orada çalıştım. Bir ara Sağlık Bakanlığı'nda görev aldım 4 yıl kadar. Çeşitli görevlerde bulundum. Genel müdürlük yaptım. En son da Sağlık Bakanlığı müsteşarlığını yaptım. Ondan sonra da tekrar görev bitince de üniversiteye döndüm. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne döndüm. Şimdi de milletvekiliyim. 2 dönemdir milletvekiliyim. Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş milletvekiliyim. 25. dönem ve 27. dönemde milletvekilliği yapıyorum. Şu an tabii halen milletvekiliyim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetiminde görev alıyorum. MYK'da görev alıyorum şu an. Bir sürede genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundum. Şu anda da mecliste milletvekiliyim ve aynı zamanda da Sağlık, Aile ve Çalışma Komisyonu'nun katip üyesiyim. Maşallah Bu kadar. Sayın Vekilim. Yok yok Allah hayırlı uzun ömürler versin. Sesimizi hep birlikte duyuralım inşallah. Sağ olun.
Sayın Vekilim, peki biz malum biliyorsunuz Spor ve Yaşam Dergisi ve Beden Eğitimi öğretmenlerin sesi olarak tabii bütün konuları konuşacağız. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Sporla aranız nasıl Sayın Vekilim? Spor yapıyor musunuz? Yapıyordum eskiden. Şimdi sadece yürüyüş yapıyorum spor olarak. Tabii ki yaşımız artık aktif spor yapmaya ya da kendi aramızda da oynamaya müsait değil. Tabii gençliğimizde futbol özellikle oynadım. Takımlarda da oynadım amatör olarak. Yıldız Karmalar'da falan oynadım. Okul takımında oynadım. Futbol ve voleybol oynadım. Ama tabii ki seyrediyorum şu anda da. Özellikle tabii lig maçlarını veya diğer müsabakaları takip ediyorum. O yüzden bizi iyi anlıyorsunuz Sayın Vekilim. Gerçekten de öyle. Bizim sesimiz olduğunuz için çok çok teşekkür ederiz. Sporcu bir geçmişiniz olduğu için de gerçekten bizleri daha da iyi anlıyorsunuz Sayın Vekilim. Sayın Vekilim, öğretmen camiası gerçekten çok seviyor. Size çok bağlandı. İnanın şu anda yani ben Twitter'ı takip ediyorum. Yoğun bir kitlemiz var sağ olsunlar. Sefer Aycan hep en önde gidiyor. Sefer Hoca. Peki öğretmen atamaları sizce yeterli mi Sayın Vekilim? Neler yapacağız, neler çalışacağız bu konuda? Dinleyelim sizden. Tabii. Şimdi öğretmenlerle ilgili kısım tabii ki çok sayıda öğretmen arkadaşım var. Öğretmen camiasıyla çok içli dışlıyım. Ailemde çok öğretmen var. Abim öğretmen, yengem öğretmen, çok öğretmen var. Aynı zamanda ben de bir eğitimciyim tabii ki. Yani tıp fakültesinde uzun süre hocalık yaptım. O yüzden de genel eğitime de, ilk öğretime de, liseye, üniversite eğitimine de çok ilgileniyorum. Bu yüzden de tabii ki eğitimle ilgili olayları da yakından takip ediyorum. Bir de tabii ki bence en önemli konulardan biri, yani eğitim adı üzerinde milli eğitim, ülkenin geleceği. Bakın iki bakanlık vardır adının önünde milli olan. Biri Milli Eğitim Bakanlığı, biri de Milli Savunma Bakanlığı. Bunların iktidarların siyasetlerinden uzak ülke siyaseti olması lazım. Partilerden ayrı bir, genel bir, milli bir politikamız olması gerekir diye düşünüyorum Milli Eğitim konusunda. Ve o yüzden de çok önemsiyorum tabii ki Milli Eğitim'i, eğitim camiasını. Geleceğimiz öğretmenlerin elinde. Yani tabii ki çocukların ilk eğitim yeri aileleri ama ondan sonraki kısım okul. Yani bir gelecek nesili iyi yetiştirmek ve Türkiye'nin geleceğini şekillendirmek ve yapılandırmak istiyorsak bunu öğretmenler aracılığıyla eğitim üzerinden yapacağız. Bunu böyle düşünüyorum. O yüzden de eğitime çok önem veriyorum. Öğretmen atamalarında tabii ki yani Türkiye'de şöyle bir durum var. Okullarda öğretmen açığı olduğunu düşünüyorum. Şehrim Kahramanmaraş'ta da eğitimde bir başarısızlık var, yetersizlik var. Tabii Kahramanmaraş Türkiye'nin 17. büyük şehri ama hem üniversite sınavına girişte hem de lise sınavına girişte başarı durumumuz düşük. Bunun nedenini incelediğimiz zaman tabii ki altyapı sorunlarımız var, yeterli dersliğimiz yok. Okul sorunlarımız var, ihtiyaçlarımız var. Sınıflar çok kalabalık. İkincisi de tabii ki öğretmen sayısı ve öğretmenin niteliği veya performansıdır. Yani yeteri öğretmen olması lazım. Sınıf ortamlarının uygun olması lazım. Bileşik sınıfları tabii ki çok yanlış buluyorum. Ama şartlar maalesef öyle. Taşımalı sistemin sıkıntıları var. Hele hele en önemlisi bileşik sınıfların çok eğitimde uygun olmadığını, doğru olmadığını düşünüyorum. Tahminlerimiz, hesaplarımız 150 bin civarında öğretmen açığı olduğunu gösteriyor. O yüzden öğretmen atamasını çok önemsiyorum ve biraz evvel de söylediğiniz gibi bunu defalarca gündeme getirdim. Mutlaka öğretmen açığımızı gidermemiz lazım. Elimizde de ciddi bir miktarda atama bekleyen öğretmen var. Özellikle eğitim fakülteleri bazında baktığımız zaman 450 bin civarında öğretmen adayımız var. Bu yüzden elimizde yeteri kadar öğretmen de var. Açığımız da varsa mutlaka bu açığı kapatacak öğretmen atamasını yapmamız gerekir diye düşünüyorum. 60 bin öğretmen tabii ki arkadaşlar böyle bir etkinlik yapıyorlar. Tam onu dediğim gibi. Özür dilerim. 60 bin
60 bin olur mu sizce? Tam onu soracaktım sayın vekilim. 60 bin. Biraz evvel söyledim. Aslında hesaplarımıza göre 150 bin kamuda öğretmen ihtiyacı var. Evet. Öğretmen açığının yani tamamen kapatılması için 150 bin atama yapılması lazım. Ama tabii ki bir defada bu kadar atama yapmak biraz hakikaten kamu için zor olabilir. Kadro meselesi çünkü bütçe imkanlarıyla da alakalı. Bu kadar öğretmen kadrosu açmak bir defada yani gerçekçi olursak 150 bin mümkün değil. Ama evet. 60 bin neden olmasın? Şu an bütçe görüşmeleri yapılıyor biliyorsunuz. Bütçe komisyonda görüşülüyor. Bunun arkasında da genel kurula gelecek ve şekillenecek. Yani 2021 yılı için memur alım kadrolarının hesaplanması da bütçeye konması gerekiyor biliyorsunuz. Yeni personel alımı da buna göre şekillenecek. Tabii ki öğretmen arkadaşlarımın, atama bekleyen öğretmen arkadaşlarımın taleplerini destekliyorum. 60 bin kadrosunu istiyoruz ama ne kadar gerçekleşir, ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı buna kadro açar. Bu biraz Milli Eğitim'in istemesinin ötesinde maliyenin imkanları ve bütçe imkanlarıyla gerçekleşecek bir durum. Bekliyoruz, inşallah olur. 60 bin öğretmen istiyoruz yani bu İnşallah. Öğretmen açısından. Dediğim gibi elimizde yeteri kadar öğretmenimiz var. Atama bekleyen 450 bin öğretmenimiz var. Eğitim fakültesi mezunu arkadaşlarımız var. Milli Eğitim Bakanlığı yeteri kadar kadro açtığında ya da bu kadro talebine maliye tarafından uygun cevap verildiğinde 60 bin atamanın olmaması için hiçbir neden yok. İnşallah. Yeter ki gelsin ve bu kadroda oluşsun. Şu anki görüşmeler devam ediyor. Netleşmiş değil. Bütçeden nasıl bir memur alımı kadrosu çıkacak veya bunun ne kadarı Milli Eğitim'e verilecek ona göre son şekil ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama 60 bin öğretmen slogan haline geldi. Ben de destekliyorum ve talep ediyoruz tabii ki. Allah razı olsun. Sizlerin desteğiyle olacağına bizler de inanıyoruz. İsteyenin bir yüzü, vermeyenin 200 diyelim. Öyle diyelim Sayın Bekir. Yani, söylediğim gibi şeyle yani bütçe imkanlarıyla da alakalı. Yani Sayın Bakan da sağ olsun çalışıyor ve Milli Eğitim Teşkilatı da çalışıyor. Yani onların istemesinin ötesinde genel bütçe imkanları ve maliyenin durumu da dikkate alınarak ortaya çıkacak bir rakam mutlaka olacaktır. Yani bir öğretmen ataması tabii ki 2021 yılı içerisinde olacak ama bunun miktarı tabii ki sonradan şekillenecek. Biz o yüzden şimdiden bunu dillendiriyoruz 60 bin öğretmen talebimizi. İnşallah. Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı da buna gereken desteği verirse gerçekleşmemesi için hiçbir neden yok. İnşallah, inşallah Sayın Vekilim dillendirelim, sürekli duyuralım. Bir lafı 40 kere 40 kere söyledik mi olur derler ya Sayın Vekilim. İnşallah. Yani, çocuklarımızın ihtiyacı var. Kesinlikle. Eğitim kalitesini artırmak için en azından öğretmen açığını kapatabiliriz. Tabii ki bina ihtiyacını, derslik ihtiyacını, altyapı, laboratuvar ihtiyacını bir anda belki gidermek mümkün olmuyor. Zaman alıyor altyapı oluşturma çalışmaları. Birçok devam eden okul inşaatlarımız var. Bir an önce onların da bitmesini bekliyoruz. Evet. Altyapıların olgunlaşmasını bekliyoruz. Tabii şu COVID döneminde yüz yüze eğitimler aksadı ama okulların da durumlarını iyileştirmek gerekir diye düşünüyorum. Sağ olun Sayın Vekilim. İnşallah olacak. Hazır öğrenciler ihtiyacı demişken Sayın Vekilim, geçenlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi verdiniz. Evet. İlkokulda beden eğitimi derslerine beden eğitimi öğretmenleri girsin diye. Sayın Vekilim biz de 3 yıldan beri uğraşıyoruz. Cumhurbaşkanımıza kadar söz aldık. Sayın Bakanımız kendisi bizzat söyledi. Basına da açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız bize söz verdi. Kendisi ilkokulda beden eğitimi dersine beden eğitimi öğretmeninin gireceğini ama hala somut adımlar yok. Sizler de soru önergesi verdiniz. Bu konu hakkında görüşlerinizi alabilir miyim Sayın Vekilim? Evet, söylediğiniz gibi bir soru önergesiyle bunu sorduk Milli Eğitim Bakanlığı'na. Sadece beden eğitim dersi değil, branş derslerinin, resim ve müzik derslerini de sorduk evet, özellikle. Evet, onlardan. Yani bunun böyle olması gerektiğine inanıyorum. Onu baştan söyleyeyim. O yüzden de sordum zaten. Biliyorsunuz ilkokullarda bu gerçekleşmiyor. Hatta ortaokul ve liselerde de çok gerçekleşmiyor. Ben tabii ki okurken beden eğitim dersine
Branş öğretmenimiz yoktu. Bir kere sanırım 6 yıl içerisinde bir kez branş öğretmenimiz oldu. Her dersten öğretmen girdi. Yani coğrafyacı girdi, matematikçi girdi. Yapılan da beden eğitim dersine benzemiyordu tabii ki. Beden eğitim dersini niye önemsiyorum? Tabii çocuğun bedensel gelişimi ve ruhsal gelişimi için buna ihtiyaç var. Beden eğitim dersine ihtiyaç var. Mutlaka bunu artırmak gerekiyor. Hem ders saatini artırmak gerekiyor. Hem de bunun böyle başka derslere malzeme yapılmaması lazım. Açığı kapatmak için beden eğitim dersleri en kolay alınıyor. Çok özellikle sınav döneminde matematik çalıştırmak için alıyorlar hocalar. Yap beden eğitim dersini. Bu haksızlık tabii ki. Çocuklar için de haksızlık. Onların gelişimi açısından doğru bulmuyorum. Aynı zamanda da branşlaşma ya da yeteneklerin ortaya çıkması için de bu derslere fırsat vermek lazım. Hem beden eğitime, resim veya müzik derslerine de, görsel sanatlara da fırsat vermek lazım. Çünkü çocuğun yeteneklerinin çıkacağı dönem bu dönem. Çoğu belki farkında bile değil ama onu ancak anlayan bir öğretmen, yani bir beden eğitimci ya da bir resim öğretmeni ya da bir müzik öğretmeni çocuğun yeteneklerini fark edebilir. O fark, yetenekleri fark etmenin tam zamanı ilkokul. Bu alandaki başarıyı da yakalamak için çocuklarımıza bu fırsatı vermek gerekir diye düşünüyorum. Hem de ders saatinin artırılması gerektiğini de düşünüyorum. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı'na bunu sorduk. Yazılı olarak sordum. Bunlara özellikle ana sınıflarında ve ilkokulda beden eğitim, resim ve müzik derslerine branş öğretmeninin girmesini konusunda ne düşünüyorsunuz diye. Şu anki mevzuatın uygun olmadığı ve şu an mümkün olmadığı şeklinde bir cevap alındı. Bununla ilgili bir değişiklik yapılması lazım. Bizim şu an tabii ki ilkokullarda dersler sınıf öğretmenleri tarafından verilir diye bir hüküm bulunduğunu, bunun değiştirilmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Şu anki sistem açısından, şu anki eğitim programı açısından Milli Eğitim Bakanlığımız bunun mümkün olmadığını söyledi. Ama tabii ki pes etmemek lazım. Devam etmek lazım. Sayın Vekilim, enteresan bir durum var. Yani şöyle bakıyorum. İngilizce dersi ikinci sınıftan itibaren veriliyor. İngilizce öğretmeni tabii. Evet. İnkültür dersi de öyle. Verilsin tabii ki. Branşlaşması çok kötü bir şey değil. Avrupa'da da böyle. Temel derslerin dışında diğer derslere branş öğretmenleri giriyor. Çünkü bir işin uzmanı, siz doktor olduğu için daha iyi bilirsiniz. Pratisyen hekime gittiğimiz zaman ne yapıyor bizi? Hemen uzmanına salıyor değil mi? Çünkü niye? Kendisi anlamıyor, yapamıyor. Bizim ülkemizde en büyük sıkıntı bu, bence bu. Gerçekten de liyakat sahibi olanları bir tarafa atıyoruz. Yani branşlaşma konusunda hep geri planda kaldık diye düşünüyorum Sayın Vekilim. Hı hı. Yani tabii ki temel sınıf öğretmenlerimize haksızlık yapmayalım. Yani tabii sınıf ki, öğretmenlerimize tabii ki. Onlar da elinden geleni yapıyordur. Ama bu işin farklı bir boyutu var. Yani hem ders saatlerinin artmasını hem de branş öğretmenlerinin girerek bu çocukların yeteneklerinin ortaya çıkmasını ve bu derslerin gerçek manada yapılarak çocuğun gelişimi açısından, bedensel ve psikolojik gelişimi açısından gerekli olduğuna inanıyorum. Dünyada da böyle. Eğitimciler de bunu böyle görüyor. Yani okulu sadece ders yapılan bir yer değil. Onun dışında gelişimi sağlayan, gelişimine aracılık eden, hatta ders dışı, özellikle işte Türkçe ve matematik dışı derslerin ağırlığının artmasıyla ilgili çocuk gelişimi açısından önemseniyor. Ama sorun tabii ki özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın kamu okullarında sorun var. Özel okullarda tabii biraz evvel söylediğiniz şeyler, özel okullarda branşlar giriyor. Branşlara, evet, her branşta giriyor. Bu da tabii ki bir eşitsizliğe sebep oluyor. Yani özel okula gönderirseniz bütün dersler branş öğretmenleri tarafından veriliyor. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi okullarında sınıf öğretmeni bütün dersleri vermeye çalışıyor. Bu da tabii ki çocuklar arasındaki eşitsizliğe sebep oluyor. Bu eşitsizliği de gidermek gerekiyor. Yani ya orada da olsun. Aynen dediğiniz gibi Sayın Vekilim, özel okullarda şu anda ana sınıfından itibaren son sınıfa kadar yetenek derslerine öğretmenler giriyor. Kendi öğretmenleri giriyor. Yani bu eşitsizliği de gidermek lazım. Bütün çocuklarımıza aynı hakları, aynı imkanları, aynı gelişimi sağlamak gerekir diye düşünüyorum. Sizleri destekleyecek inşallah. Sizleri
Sizlerin desteğiyle olacak inşallah bu sayın vekilim. İnanıyorum. Bu talebi sürdürmek lazım. Yani belki eğitim şurasında, Milli Eğitim'in eğitim şurasında bunu gündeme getirerek talim terbiyenin kurallarında ya da eğitimle ilgili düzenlemelerde bunun yer almasını sağlamak lazım. Ondan sonra da zaten yeteri kadar öğretmenimiz var. Bu ihtiyaç da çok rahatlıkla karşılanabilir ve uygulamaya da sokulabilir. Yeter ki Milli Eğitim bununla ilgili gerekli düzenlemeyi yapsın. Bunun için talebi iletmeye devam ettirmek ve bunu değişik platformlarda da dillendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Biz sizi sesimiz olarak görüyoruz sayın vekilim. Sesimiz sizsiniz. Bir sağ olun, bir telefonla, bir WhatsApp mesajıyla herkese dönüyorsunuz. Allah razı olsun. Gerçekten de burada önemli olan halkın taleplerini karşılamak ve vatan için, çocuklarımız için her şeyi yapmak. Siz de elinizi taşın altına koyuyorsunuz. Allah razı olsun sayın vekilim. Gerçekten de çok teşekkür ediyoruz. Şu an o kadar güzel mesajlar geliyor ki okuyorum bir yandan da. İnanın çok seviliyorsunuz. Ben bunun farkındayım. Siz de farkındasınız. Bütün öğretmenlerimizi seviyorum tabii. Allah razı olsun. Öğretmenler demişken sayın vekilim, sözleşmeli öğretmenler şu an çok sıkıntılı. Biliyorsunuz mutsuzlar, ailelerinden uzaklar, çocuklarından uzaklar. 2+1'in geleceği söylendi ama hala ortada bir şey yok. Bu durum hakkında ne diyorsunuz sayın vekilim? Var mı çalışmalarımız, bir şeyler? Defalarca dile getirdim. Yani ben aslında tüm kamu personeli, yani bakanlıkta da yöneticilik yaptığım için personel arasında ayrım olmaması gerektiğini düşünüyorum. Statü farklılığı olmaması gerekiyor. Ağzınıza sağlık. Anayasamızda böyle hükmediyor aslında. Anayasamız diyor ki devletin esas işleri, daimi işleri devlet memurları aracılığıyla yürütülür diyor. Anayasanın hükmü bu. Evet. Ve orada 657 sayılı kanunumuz var biliyorsunuz. Devlet memurları kanunu. Eğitim de devletin temel işlerinden birisi olarak görüyorum. Böyle geçici iş değil, arasında yapılacak bir iş değil. Temel bir iş, temel bir görevi ve zaten bunu da belirtmiş Milli Eğitim. 12. sınıf sonuna kadar, yani 18 yaşına kadar ülkemizde temel eğitim zorunlu. O zaman temel eğitimin gereği olarak da eğitimi sürdürüyorsak bunu devletin memurları aracılığıyla sürdürmek lazım. Bu değişik adlarla sözleşmeli pozisyonlar çıktı. Ben tüm sözleşmeli pozisyonlardaki kamu personelinin kadroya geçilmesi gerektiğine inanıyorum. Öğretmenlerimizin de sözleşmelik gibi bir uygulamadan kurtulması ve tüm sözleşmeli öğretmenlerimizin de kadroya geçmesi gerekiyor. Çünkü öğretmenlik devletin esas işlerinden, daimi işlerinden birisi ve öğretmen devlet memuru olması lazım. Devlet... Evet arkadaşlar, yayın devam ediyor mu bilemiyorum, bir an kesildi ama. Bence sorun, bu sorunu gidermemiz lazım. İnşallah. Öğretmenler arasında farklılıklar olmaması gerekiyor. Ben tabii ki öğretmenlerin aile bütünlüğünü de çok önemsiyorum. Maalesef bu da devam ediyor, bu sorun da devam ediyor. En azından onu söyledim, dedim ki bunu değişik defalarda gündeme getirdim. Öğretmenlerin, sözleşmeli öğretmenleri kadroya geçirilmesi en temel çözüm, en doğru çözüm. Ama bunu yapmıyorsak bile ya da mümkün değilse en azından sözleşmeli öğretmenlere eş durumu tayini hakkı verelim diye bunu dile getirdim. Aile bütünlüğünü sağlamak. Bu da anayasal haktır. Aile bütünlüğü. Yani şimdi öğretmenimizin aile bütünlüğü yoksa, çocuklarından ayrıysa, bunun başarılı olması, verimli olması, eğitime, çocuklara ilgi göstermesi pek mümkün olmayacaktır. Aklı ailesinde, çocuğunda olacak. En azından bu durumu düzeltebiliriz diye düşünüyorum. Sonuçta çok ciddi bir ülke açısından ekonomik bir farklılık da yok aslında. Yani sözleşmeli öğretmene de ücret veriyoruz. Bunları devlet memurluğu kadrosuna geçirerek de ekonomik olarak da çok bir yük almadan statü farklılığını, özlük haklarındaki sorunları giderebiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle zaten eğitimde esas olan da bu sayın vekilim. Öğretmen rahat olacak. Rahat olacak. Tabii, ki kafasında bir şey olmayacak ki. Yani sadece öğretmen değil,
Diğer kurumlardaki de öyle. Başka bir işte uğraştıktan sonra hiçbir şekilde verim alamayız. İnşallah düzelecek Sayın Vekilim. Güzel haberlerinizi bekliyoruz sizlerin sayesinde. Daha da iyi olacak. Çok soru geliyor bu konuda Sayın Vekilim. Hemen onu da söyleyeyim. Formasyon hakkında yine böyle bir meclise soru önergesi vermiştiniz. Durum nedir? Formasyonda şimdi belirsizlik var Sayın Vekilim. Şöyle diyeyim. Öğretmenler acaba atandıktan sonra mı alacak yüksek lisansı, tesis yüksek lisansı, yoksa atanmadan önce mi? Şu anda ciddi bir kaos var bu konuda Sayın Vekilim. Evet. Ya bunu da evet gündeme getirdim, dile getirdim. Çünkü orada bir belirsizlik var, karışıklık var. Öğretmen adaylarının da bu tür talepleri var. Evet. Daha önceki formasyon kurslarına diyelim, sertifika programları açan yerler var ve ciddi para alıyor özel okullar, özel üniversiteler bununla ilgili. Eğitim evet. Bakanlığı'nın bir genelgesi var. Bundan sonra bunun geçerli olmayacağını ve dikkate alınmayacağını söyledi. Ama orada bir haksızlık var. O zaman bunu durdurmak lazım. Ya da gençlerimiz buna gitmemesi lazım. Çünkü ciddi paralar vererek bu formasyon sertifikası alıyorlar. Ama bakanlığın bununla ilgili bir açıklaması var. Bunu artık bu uygulamanın bittiğini, bu sertifikaları dikkate almayacağını bu tarihten sonra söyledi. Anladığım kadarıyla da kendisi bu eğitimi verecek gibi gözüküyor. Öğretmen olarak başlayanlara bu eğitimi verilerek, formasyon eğitimi verilerek uygulamaya geçileceği şeklinde, genelgeden anladığım şeklinde. Ama bunu sordum ne zaman uygulamaya geçecek diye. Bununla ilgili bir tarih verilmedi. Böyle olacağını söyleniyor ama ortada bir tarih belirsizliği var. Sıkıntı. Ama o genelgeden itibaren, genelgeden sonra bu formasyon sertifika programlarına gidilmemesi gerektiği şeklinde bir uyarı var. Evet. Onu duyurmak evet, lazım. Bunu gitmeyin, bunu dikkate almayacağız deniyor. Önceki sertifikalar geçerli ama o genelgenin yayınladığı tarihten sonra formasyon eğitimine gitmeyin. Biz eğitimi biz vereceğiz, biz düzenleyeceğiz şeklinde bakanlığın bir açıklaması var. İnşallah İnşallah net bir açıklama gelir Sayın Vekilim. Bu konuda sizden yardım istiyoruz. Bakanlıkla bir görüşüp gerçekten bu durumun... Bunu sordum yani. İşte şu anda hala bir açıklama yok. Bir sıkıştırsanız, şöyle bir sıkıştırsanız evet. Size zahmet çok iyi olur. Evet. Çok insan bu durumdan mağdur. Özellikle sınava çalışan arkadaşlarımız var. Yazık yani. Evet. Bir türlü konsantre evet. Olamıyorlar. Acaba olacak mı, olmayacak mı? Bir sene daha mı çalışacağız? Yüksek lisans mı yapacağız diye. Çok sıkıntılı arkadaşlar. Yani sınava yönelik çalışmalarını sürdürsünler. Sürdürsünler, tamam. Evet arkadaşlar bilsin. Çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Vekilimiz söyledi. İnşallah çözülecek. Allah bakanlığın genelgesi yani bu özel eğitim kurumlarının verdiği sertifika programlarına katılmasınlar. Evet. Çünkü onu kabul etmeyeceğini söyledi Milli Eğitim Bakanlığı. O kesin. Evet. O da kesin. Onun için ama kendi çalışmalarını, sınava yönelik çalışmalarını sürdürsünler tabii ki. İnşallah Sayın Vekilim. Öğretmenleri konuştuk. Öğretmenler sınıflara ayrıldı. Sözleşmeli, kadrolu, ücretli. Ücretli öğretmenliği de konuşalım Sayın Vekilim. Şimdi ücretli öğretmenler bir yandan sıkıntılı, bir yandan kaldırılsın istiyoruz. Bir yandan ücretli yaptırıyoruz ama özlük hakları sıkıntılı. Adaletsizlik var ücretlerde. Evet, bu konu hakkında görüşlerinizi alalım Sayın Vekilim. Ben bu ücretli öğretmenlik uygulamasının da kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Doğru kesinlikle, bulmuyorum. Kesinlikle Sayın Vekilim. Çünkü şöyle bir şey, öğretmen açığı varsa o zaman kadrosunu verip doğru düzgün atamayla öğretmen alalım. Yani kamuda tüm öğretmenlerin kadrolu olması gerektiğini düşünüyorum. Biraz evvel sözleşmeli öğretmenler için söylediğim gibi. Çünkü açığımız varsa... Devlet memuru olarak statüleri belli, 657 kapsamında alalım, hepsi aynı statüde olsun. Bir kısmı kadrolu, bir kısmı sözleşmeli, bir kısmı ücretli diye ayırmak doğru değil. Çalışma barışı açısından, verim açısından doğru değil. Eğer gerçekten öğretmen açığımız varsa ve ücretli öğretmeni alıyorsak, bu miktarda öğretmen kadrosu açalım ve bunları da tümüyle kadrolu hale geçirelim. Ücretli öğretmenlik statüsünün kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle ağzınıza sağlık. Tek kelime. Bitti. Kaldırılsın. Evet. Ne gerek var? Gerçekten de Sayın Vekilim. Hepsinin aynı statüde olması gerekiyor.
Sayın Vekilim, bir de çok soruluyor. Bu da arada soruda gelmişken sorayım. Mülakatlar kaldırılmalı mı? Kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanımız düşünelim demişti. Siz ne diyorsunuz bu konuda Sayın Vekilim? Kamu personelinde, öğretmenlerde zaten KPSS puanıyla alınıyor. Evet. Mülakat olmaması gerekir. Aynı puanı yani, veriyorlar bir de zaten Sayın Vekilim. Yani gerek de yok dediniz. Yani, ha şu var, yani devletin sıkıntısı güvenlik. Tabii ki maalesef ülkemiz ciddi güvenlik sorunları yaşadı. Yani içimizde maalesef hain terör örgütlerine üye olan, sempatizan olan insanlar var. Evet. Bunlar zaten güvenlik soruşturmasıyla ayıklanıyor. Ayıklanması gerekir. Önceden de yapılabilir bu soruşturma. Ya da sabıka kayıtlarıyla veya istihbarat raporlarıyla bunları ayırmak gerekiyor. Ama onun dışındaki kişiler arasında tamamen KPSS puanıyla alınması gerekir. Çünkü o bassa, esas ölçü oysa, kriter oysa KPSS puanı arasında ayrım yapmadan alınması lazım. Ayrıca bir mülakata gerek görmüyor. Gerek yok. Kesinlikle, kesinlikle. İnşallah da öyle olur. Kalkar. Bu ikilemler insanların kafasında acaba şüphesi kalksın değil mi Sayın Bekim? Yani acaba mülakatta elenecek miyim, elenmeyecek miyim? Yani devlete güveni sarsıyor o. Dedikodulara, spekülasyonlara sebep oluyor. Buna fırsat vermemek lazım. İnşallah, inşallah Sayın Vekilim. Peki Sayın Vekilim, Gençlik Spor Bakanlığı antrenörü alınacaktı. Bu konuda daha açıklama yok ama bunu ekstradan soruyorum size. Bilginiz var mı? Yapılacak bunu mı? Bunu duymadım. Bunu duymadım. Yani bununla ilgili yani, bilgim yok. Normaldi çünkü birkaç gün önce açıklandı. Daha detayları açıklayacağız dediler. Kesin bir şey yok. O yüzden yine de bir şansımı deneyeyim dedim. Belki vardır. Kulağınız... Ben bunu duymadım. Bunu duymadım. Yani zaten alınacaksa bu da yine 2021 yılında olacaktır. Şu bütçe görüşmeleri bittikten evet. Sonra burada ne kadar kadro ayrılacak? Genel bir kamuya personel alımı için kadro tahsis edilecektir. Ve bunun da tabii ki bakanlıklara göre dağıtımı olacaktır. Burada yine en büyük tabii payı Milli Eğitim alır kesinlikle. Milli Eğitim ve Sağlık Teşkilatı'na büyük oranda personel ayrılacaktır. Onun dışında da diğer bakanlıklara da işte Gençlik ve Spor Bakanlığı'na da ne kadar kadro ayrılırsa ondan sonra 2021 yılı içerisinde bu alımlar ona göre olacaktır diye düşünüyorum. Az önce bir soru geldi. Bizim alanımızda dışında ama sizi ilgilendirir belki. Sağlıkla ilgili kılavuzlar yayınlanmamış herhalde Sayın Vekilim. Evet. Acaba ne zaman yayınlanır diye bir soru geldi. En azından bizi takip eden arkadaşlarımızın da merakı gitsin. O yüzden söylüyorum. Yani bunu Sayın Bakan belirtti. Sağlık personeli alımı gerekliliği ortada. Çünkü bu COVID-19 salgını sırasında tabii en ön safta yer alıyor. Aslında tüm kamu personeli elinden geleni yapıyor tabii. Öğretmenler kendi okullarında uğraşıyor. Ama en ön safta sağlık personeli var. Evet. Sağlık personelinden maalesef hayatını kaybedenler oldu. Hasta olanlar var. Hastaların yaklaşık %10'u sağlık personeliydi bir ara. Rakamlar şimdi arttı tabii ki ama. O yüzden de yük de arttı. Yeni klinikler kuruldu, yeni hastaneler açıldı. Hem yeni açılan hastanelere ve kliniklere hem de hasta olan, yorulan sağlık personeline, raporlu olan, dinlenmesi gereken tedavi süresindeki olan sağlık personeline destek için yeni sağlık personeli alımı gerekiyor. Bunu Sayın Bakan da ifade etti ama bunu da sürekli soruyoruz ne zaman olacağına dair. Söz verilmiş bir alım var. Ama hala çıkmadı kılavuz. Onu da bekliyoruz ama biraz zaman sıkıştı tabii. Yıl sonuna da gelindi. Şu an bütçe görüşmeleri var. Fakat herhalde onunla ilgili prosedürler tamamlanmaya çalışılıyor. İzinler, onaylar tabii ki bir aşaması var. Kamuda hemen istediğiniz zaman alamıyorsunuz. Kadroların belli olması lazım. O kadroların maliye tarafından izin verilmesi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayı sonrasında olacak işler olduğu için o işlemler tamamlanıyor diye düşünüyorum. Yoksa çünkü burada bir mutabakat var ve bir alım olacağı söylendi zaten. Onunla ilgili işlemler sürüyor galiba. İnşallah Sayın Vekilim, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir yayın oluyor. Şunu sorayım bu arada. Beden eğitim dersi okullarda 2 saat. Avrupa'da çok farklı Sayın Vekilim. Hazır beden eğitim camiası da buradayken söyleyeyim. Arkadaşlar şu çok soruluyor. Şunu belirteyim Sayın Vekilim özür. 60 bin mi 40 bin mi olacak? Sayın Vekilimiz söyledi.
Yani 40 bin en az Sayın Bakanımız bunu belirtti ama biz 60 bin için elimizden geldiğince uğraşacağız dedi Sayın Vekilim. Çok soru geliyor, o yüzden tekrardan sonradan giden arkadaşlar oluyor. Bilginiz olsun. Beden eğitimi dersleri 2 saat Sayın Vekilim. Şimdi biz isterdik gönül ister ki 3 olsun 4 olsun. Avrupa'da en düşük saat 4 saat Sayın Vekilim. Buna ulaşamıyoruz. Siz sağlıkçısınız, doktorsunuz. Yani hatta ben şunu söylüyorum hep. Doktorlar belli bir süreden sonra hastalar hep yürüyün diyor. Ya önceden yürüyelim. Geç kalmışken yürümeyelim değil mi Sayın Hocam? Siz ne dersiniz bu konuda? Tabii o yaşam boyu sporu destekliyorum. Yaşam boyu yürüyüşü destekliyorum. Spor her yaşta yapılması gereken bir şey. Ama çocuklarımız açısından çok ayrı önemi var. Yani onların bedensel gelişimi açısından, biraz evvel de söylediğim gibi psikolojik gelişimi açısından çok gerekli. Bir de yeteneklerinin ortaya çıkması için gerekli. Okul sadece işte bir takım teorik derslerin yapıldığı yer değil, gelişimin olduğu yer. Çocukluk dönemi çok önemli. Özellikle adolesan dönemde tabii ki üzücü bir olay da oldu dün Ankara'da. Evet. İnternet oyunları sırasında evet. oynayan çocuklar arasında kavga çıkıyor ve birbirlerini öldürdüler. Bu tür şeyleri de önlemek açısından, o internet bağımlılığından da kurtarmak açısından spor saatlerini, spor derslerini, yetenek derslerini artırıp ve bunlara yönlendirmemiz lazım. Yoksa çocuklar saçma sapan internet bağımlılığı ve internet oyunları oynuyor. Özellikle de bu savaşlı, öldürmeli oyunlar veya yönlendirmeli oyunlara bağlı. Daha önce işte Mavi Balina oyundan dolayı ölen çocuklarımız oldu. Bu özellikle savaş oyunları veya öldürmeli oyunlar, çok tehlikeli oyunlar. Bu çocuğun hem fiziksel gelişimini hem de psikolojik gelişmesini de etkiliyor. Sürekli masa başında, internet ortamında kalıyorlar. Saatlerce masa başında oturuyor. Sosyal iletişim yok. Mesela işte spor takım ruhunu, ekip ruhunu da geliştiren ve bireysel gelişmeyi de sağlayan, toplumsal gelişmeyi de sağlayan bir olay. Bunlara önem vermek lazım. Ve bunu da tabii ki öğretmenler aracılığıyla okulda bilinçli bir şekilde yapılmasının hem çocuğun gelişimi açısından hem de yeteneklerin ortaya çıkıp milli sporcular yetişmesi açısından da bir fırsattır diye düşünüyorum. Evet, spora çok teorik olarak önem veriyoruz gibi ilgiliyiz ama yetiştirmede, sporcu yetiştirmede çok zayıfız. Spor branşlarında aslında zayıfız. Bu da baştan olması lazım. Sonradan olmaz yani. İlgiyle de olacak bir şey değil. Altyapı oluşturup çocukları hem bu saçma sapan internet bağımlılığından kurtarmak, hem bedensel gelişmelerini sağlamak, hem de milli sporcular yetiştirmek ve ülkemizi iyi temsil etmek için spor saatlerinin artırılmasını, hatta 4 değil mümkünse daha fazla, okul saatleri dışında bile bununla ilgili okulda bu tür programlar yapılabilir, kurslar yapılabilir, ekipler oluşturulabilir, yeteneklerine göre branşlaşma da sağlanmalıdır diye düşünüyorum. Tabii. Vallahi ağzınıza sağlık Sayın Hekim, ama enteresan bir şey oldu. DYK'lar destekleme isimli kursları veriliyordu okullara, tüm branşlardan, ama beden eğitimine kaldırıldı. Ya biz öyle bir durumdayız ki şu anda beden eğitimci olarak gerçekten sağlığın, sporun tamamıyla geri planda kaldığı bir eğitim sistemine geldik şu anda Sayın Vekilim. Çok evet. sıkıntılıyız. Sizler bizlerin inşallah sesi olursunuz. Çok çok güzel oldu yayınımız. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Sizi tuttuk bu kadar. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Vekilim? Bizlere, beden eğitimi camiasına, beden eğitimi öğretmenlerine, diğer öğretmen arkadaşlarımıza. Tüm öğretmenleri çok seviyorum tabii ki. Hep birlikte ülkemizin geleceği açısından eğitimi çok önemsiyorum. Sadece beden eğitim değil, her alanda öğretmene ihtiyacımız var. Öğretmenimizin verimli olması ve gelecek nesilleri iyi yetiştirmesi için ona uygun ortam hazırlanması lazım. Bu uygun ortam hazırladığında hem aileler hem de öğretmenlerin işbirliğiyle gelecek nesillerimiz eminim ki daha sağlıklı olacak, daha başarılı olacak. Ülkemiz de daha başarılı ve daha kalkınmış, daha da iyi büyümüş bir ülke olacaktır diyorum. Bu konuda emeklerinden dolayı ve bundan sonraki
emeklerinden dolayı tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Allah razı olsun Sayın Vekilim. Çok teşekkür ederiz. Sizler gerçekten bizlerin sesi olduğu için biz sizlere çok minnettarız. Çok 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 teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Tüm arkadaşlarımızın sevgilerini, selamlarını sizlere iletiyorum. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür Hayırlı ederim. Günler. Arkadaşlar vekilimizi alıyorum. Ondan sonra birkaç sorunuzu cevaplayacağım. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, kısa bir özet geçeceğim hemen. Sayın Vekilimiz Sefer Aycan, Allah razı olsun, Profesör Doktor Sefer Aycan bizler için çok çok uğraşıyor, didiniyor, bir dediğimizi iki etmiyor. Danışmanları sağ olsun, Mehmet hocamız var, Merve Hanım var, Allah razı olsun onlardan da. Gerçekten de hemen dileklerimizi Sefer hocamıza iletiyorlar. Bizler çalışacağız arkadaşlar, camianın sesi olarak sizlere elimizden geldiğince birçok insana ulaşmaya çalışacağız, dilimizin döndüğünce anlatacağız, anlatmaya çalışacağız. 15 yıldan beri bu camiaya hizmet veriyorum arkadaşlar. Hiçbir maddi amaç gütmeden sizlerin desteğiyle ayakta kalıyoruz. Destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hemen kısa bir özet geçeyim sizlere arkadaşlar. 60 bin olma ihtimali var dedi Sayın Vekilimiz. 40 bin zaten bakan ağzından söyledi ama diyor 60 bini bekliyoruz. Devam edeceğiz dedi. Ve ondan sonra sözleşmeli öğretmenler için de hem ciddi yayınlar yaptığını söyledi arkadaşlar. 2+1'in de geleceğini. İlkokulda beden eğitimi öğretmenleri için çok uğraştıklarını, soru önergesi verdiklerini, bu işin takipçisi olacaklarını da kendisi yine burada bizlere söyledi arkadaşlar. Allah razı olsun. Daha birçok konuyu konuştuk. Kısaca bunlar önemli olarak belirttiğim konu. Formasyon konusunu da dile getirdik. Formasyonda olan arkadaşlarımız, almayan arkadaşlarımız çalışmaya devam etsin. Çalışmalarını yarım bırakmasın. İnşallah onu da gündeme getirerek bir an önce açıklanacağını söyledi. Gençlik Spor Bakanlığı'nda daha yeni olduğu için ben de dahil olmak üzere çok kişi bilmiyor. Kendisinin de bu konu hakkında pek bilgisi olmadığını ama çok yakında açıklanacağını, atamada olursa kısa bir zaman süre içerisinde yapılacağını söyledi arkadaşlar. Kendisine çok çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Gerçekten de mecliste sesimiz, elimiz, kolumuz, ayağımız. Bizler arkadaşlar çalışmaya, dinmeye devam edeceğiz. Olmuyor diye durmak yok. Olmuyor diye durmak yok. Çalışmaya devam edeceğiz. Herkesle görüşeceğiz. Herkese derdimizi anlatacağız. İnşallah olana kadar sonuçta veren Allah. Biz isteyelim. Allah-u Teala takdir ettiyse muhakkak olacaktır arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bulunduğum mekanın sahibine de mahabbat olması lazım arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok yardımcı oldular. Hemen kısa süre içerisinde bize bir mekan hazırladılar. Canlı yayını yaptık. Sayın vekilimizle de mahcup olmadık. Güzel bir yayın oldu. Tekrardan tüm katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sizler de arkadaşlar unutmayın, Twitter hesabımız olsun. Ondan sonra Instagram'da olsun. Muhakkak bizleri takip edin. Muhakkak bizlere destek verin ki güçlü olalım, sesimiz gür çıksın arkadaşlar. Kitabım da çok yakın zamanda çıkacak. Acele etmeyin. Çok güzel bir kitap sizleri bekliyor arkadaşlar. Piyasanın en altında en ucuz şekilde vereceğiz inşallah. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Muhabbetle selamlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir el sallamaları görelim. Ondan sonra yayını kapatacağım arkadaşlar. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Diyarbakır'dayım. Arkadaşımın yanına geldim. Kısa bir işimiz vardı. Şimdi tekrardan ayrılacağım. İnşallah başka bir zaman Diyarbakır'da takipçi günü oluşturalım. Dost günü oluşturalım. Dostlarla burada buluşalım arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Destek veren herkesten Allah razı olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. El sallamalar. Canlı yayını kaydediyorum bu arada arkadaşlar.